Merhaba. Bazı vatandaşlarımız bize soruyor. Almanya'da şirket türleri hangileridir? Şirket nasıl kurulur? Şirket kurmak için bir Alman vatandaşlığı şartı var mıdır? Gibi sorular geliyor. Ben de bu soruları bir araya toplayarak bu videomuzda toplu olarak cevap vermek istiyorum. Hemen videoyu uzatmam adına şirket türlerine geçelim. Birinci şirket türümüz Almanya'da en yaygın olarak kurulan ve işletilen şirket türü. Türkiye'deki Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenleme gibi limited şirketler. Biz bunlara gezer mit beş renkte Haftung dediğimiz, yani kısaca bunun kısaltması GmbH diyeceğim ben. GmbH şirketleridir. Bunun karşılığı limited şirkettir Türkiye'de. Bir sermaye şirketi olan GmbH'lar, yani limited şirketler, bunlar da sermayedar olan, yani ortak olanlar sadece koydukları sermaye payı kadar sorumlulukları vardır şirketin borçlarından. Bizim eski Türk Ticaret Kanunu, yani Türkiye'deki Türk Ticaret Kanunu'nun aksine 2011 yılında Türk Ticaret Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı ve bir ortakla da kurulabiliyor Türkiye'de limited şirketler. Aynı şekilde Almanya'da bu limited şirket dediğimiz GmbH'larda bir ortakla kurulabiliyor. Bunların sermayesi 25 bin eurodan aşağı olamıyor. Yani bu da GmbH Gesetz dediğimiz kanuna göre belirleniyor. Bu kanunda 25 bin eurodan aşağı bir sermayesi olamıyor bu şirketlerin. Ortakların koydukları sermaye de 100 eurodan aşağı olamaz. Bu şirketlerde tabii ki bunun yarısını siz 12.500 eurosunu peşin ödeyip geri kalan kısmını ise sermayeyi taahhüt etmeniz halinde de bu sermaye konmuş sayılır. Demin de bahsettim. Şirketin borçlarından dolayı sorumluluk bizim Türk Ticaret Kanunu'nda, yani Türkiye'deki Türk Ticaret Kanunu'nda her ne kadar SGK vergi borçları gibi ama alacaklarından dolayı sermaye paylarının dışında şahıs mallarıyla da sorumluluk söz konusuysa, Almanya'da GmbH'nin tamamı, yani 25 bin euronun tamamının ödenmesi halinde burada amme borçlarından da sorumlu olmuyor. Burada belki de şundan da bahsedeceğiz. Unternehmen Gesellschaft dediğimiz, yani 1 Kasım 2008'den sonra bir reform yapıldı bu kanunda. Yani 25 bin euronun düşürülmesi, işte 10 bin euroya düşürülmesi istenmişti. Fakat bu yapılmadı. Bunun yerine 1 euro, yani mini GmbH dediğimiz küçük ölçekli bir limited şirket türü belirlendi. Kanunen bu getirildi. Bu GmbH Gesetz dediğimiz, yani limited şirket kanununun 5A maddesi eklendi ve bu maddeyle birlikte mini GmbH'lar kurulabiliyor. Yani 1 euro sermayeyle kuruyorsunuz bu şirketleri. Ortak sayınızı yine belirliyorsunuz. Aynı şekilde ana sözleşmesini belirliyorsunuz. Fakat burada şöyle bir şey var. Kısaca UG olarak tarif ettiğimiz bu mini GmbH'lar yıllık gelirlerinin 1/4 birini yedek akçe olarak ayırmak zorundalar. Ki 25 bin euroya varıncaya kadar bunu yapmak zorundalar. 1/4'ünü yedek akçe her yıl ayırma zorunlulukları var. İkinci şirket türümüz sermaye şirketi, yine anonim şirket. Bu şirket Türkiye'deki anonim şirketlere benzemektedir. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen anonim şirketlere bir ortaklı olarak kurulabiliyor ve 50 bin euro sermayesi, en az sermayesi olması gerekiyor. Bunu daha çok büyük yatırım yapmak isteyenler için tercih edilen bir şirket türü. Aynı zamanda işte halka açılıyorsa, yani borsada işlem görecek, hisse senedi, tahvil, ihraç edebilecek veya halka açabilecek bir şirket türü olduğu için bunu tercih edenler oluyor. Bu şirketin temsili ve iç yönetimi genel kurul tarafından, şirketin genel kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından, ki çok güçlü yetkilere sahip olan yönetim kurulu tarafından idare edilebiliyor. Diğer bir şirket türümüz de komandit şirketler. Komandit Gesellschaft diyoruz biz buna. Belki görmüşsünüzdür. Kısaca KG olarak kısaltması kullanılıyor. Bu şirketler, yani komandit şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nda olduğu gibi normalde prensipte şahıs şirketleridir. Fakat komandite şirketlerde iki tür ortak bulunuyor. Biri komandite ortak, biri de komanditer ortak. Komandite ortak şirketin borçlarından tüm mal varlığıyla şahsen sorumluyken, komanditer ortak sadece koyduğu sermaye miktarınca veya payı kadar sorumlu oluyor. Bu şirketlerde konulan sermayede alt limit yoktur. Yalnız şunu hatırlatayım ki ortaklardan biri mutlaka komandite, yani tüm mal varlığıyla sorumlu
bir ortak olması gerekiyor bu şirketlerde. Bu şirketlerde tabii ki tüzel kişiler de ortak olabilirler ki Almanya'da çok yaygın olarak görebileceğiniz GmbH & Co. KG şeklinde ifade edilen şirketler vardır. Mesela bir GmbH şirketi, limited şirket buraya ortak olmuşsa bu şekilde ifade ediliyor. Bizim adi şirket türüne benzer bir şirket türü de Gesellschaftsbürgerlichenrecht dediğimiz yani GBR olarak kısaltılan adi ortaklıklar yani adi şirketlerde kurulabiliyor. Adi şirketlerin yapısı basittir. Yıllık 250 bin euro ciro yapabiliyorlar ve yıllık 25 bin euroyu geçmedikçe karları bu şekilde faaliyet gösteriyorlar. Tabii ki bu limitlerin geçilmesi halinde şirketin türünün değiştirilmesi gerekiyor. Elbette ki değişiklikle birlikte ticaret siciline yani Handelsregister'a da kaydolmaları gerekiyor. Şöyle bir soru gelebilir. Peki Türkiye'de kurulu bir şirketin Almanya'da şubesi açılabilir mi veya bir temsilciliği açılabilir mi? Elbette Türkiye'de kurulu ve ticaret siciline kayıtlı bir şirketin Almanya'da şubesi açılabilir. Tabii ki burada iki tür şube söz konusu. Birincisi bağımlı şubeler, ikincisi bağımsız şubeler kurulabiliyor. Bağımlı şubeler tamamen yönetimi ana şirkete bağlı şubelerdir ki bunlar eğer Türkiye'de ticaret siciline kayıtlı bir şirketin şubesi olacaksa bunların Alman ticaret siciline yani Handelsregister'e kaydolması gerekmiyor. Ancak belediyelerden ruhsat almaları, oraya kaydolmaları yani Gewerbeamte dediğimiz Gewerbe almaları gerekip bu şekilde faaliyet yürütmeleri gerekiyor. Bunların kendi bilançoları vesaire tamamen ana şirkete bağlı olarak yürütülür. Bağımsız şubeler ise bunlar hem fiziken ana şirketten ayrıdırlar hem de hesapları işte temsili veya yönetimi bağımsız olarak yürütülen şubelerdir. Şayet böyle bağımsız bir şube açılacaksa elbette ki bunun işte Amtsgericht dediğimiz mahkemede, asliye mahkemelerinin nezdindeki ticaret siciline kayıtlarının yapılması gerektiği gibi aynı zamanda demin bahsettiğim gibi bağımlı şubelerde olduğu gibi belediyelerdeki ruhsat dairesine Gewerbeamte da kayıtlarının olması gerek. Alman hukukunda ticari mümessillik yani ticari temsilcilik düzenlenmemiş. Mevzuatta böyle bir şey yok. Fakat yine de Türkiye'de kurulu bir şirketin Almanya'da sadece tanıtımı, piyasanın takibi veya müşterilerle iletişimi sağlamak üzere bir temsilcilik kurulabilir. Böyle bir durumda bunların Gewerbeamt'tan ruhsat dairesinden de bir ruhsat almaları gerekmiyor. Diğer önemli bir konu da kurulu bir şirketin devralınması mümkün mü? Elbette mümkün. Bunun için de iki tür şirket kurulumları yani burada biz Almanca olarak bunlara Vorratsgesellschaft diyoruz. Bu şirketler biri kurulu olmuş faaliyetini yürüten bir şirket olabilir. Bu şirketi de devralabilirsiniz. Aynı zamanda sadece şirketi devretmek amacıyla kurulmuş ama faaliyet yürütmeyen şirketler de var. Bu şirketlerden birini de alabilirsiniz. Şimdi gelelim şirket nasıl kurulur Almanya'da? Tabii ki her şirketin kurulumu farklı farklı ama ben burada her birini anlatamam. Çünkü video çok uzun olur. Ben burada genel olarak çok yaygın olarak kullanılan limited şirketin normal limited şirketin kuruluş prosedürünü size anlatmaya çalışacağım. Hemen belirteyim ki Alman mevzuatında şirket kurmak için mutlaka Alman vatandaşı olmak veya Almanya'da bir oturumunuzun, ikametinizin olması gerekmiyor. Yani Türkiye'deki bir vatandaşımız da Almanya'da bir şirket kurabilir, şirkete ortak olabilir veya bir şirketi devralabilir vekaletnameyle gelmesine bile gerek yok. Bunu belirteyim. Yani vatandaşlık şartı veya oturum şartı yok. Burada şöyle örnek verelim. Diyelim ki Mustafa Ahmet Türkiye'de yaşıyor ve Murat da Almanya'da yaşıyor. Üç ortak bir limited şirket kurmak istiyor Almanya'da. Bu durumda üçü de bir piyasa araştırması yapacak. Yani bir fizibilite çalışmasından sonra kuracakları GmbH'nin limited şirketin kaç ortaklı olacağını ki 3 kişiler 3 ortaklı olacaklar. Kim ne kadar sermaye koyacak? Payları ne olacak? Şirketi kim yönetecek? Şirketin ana merkezi neresi? Adresi neresi olacak? Gibi bu konuları belirleyecekler. Bunu
Alman noterine verecekler. Bakın bu işlemleri ana sözleşmeyi, şirket ana sözleşmesini noter yapacaktır. Alman noteri. Bu bilgileri verdiğinizde Alman noteri bütün bu bilgilere göre size bir ana sözleşme hazırlayacak. Bu Mustafa, Ahmet ve Murat için. Bundan sonra her şey tamamsa Alman noteri bunu imzalatacak kişilere. Şayet Mustafa veya Ahmet gelemiyorsa burada vekaletname gönderip birine veya Murat'a gönderip bu sözleşmeyi imzalatabilir. Yani usulüne uygun bir vekaletname ile Türkiye'den gelmeden de bu işlemi yapabilirler. Şayet hiçbiri gelmeyecekse Almanya'da bir avukatla veya bir mali müşavire de vekaletname verebilirler. Veya bir tanıdıklarına vekaletname verip Alman noterinde hazırlanan bu ana sözleşmeyi imzalarlar. Ana sözleşme bittikten sonra kontrol eder bunu noter ve noter bunu kontrol ettikten sonra onaylar. Alman ticaret siciline kaydedilmek üzere mahkemeye gönderir. Mahkemede alıp bunun incelemesini yapar. Eğer bir eksiklik veya bir tereddüt varsa bunun açıklamasını ister. Notere tekrar gönderir. İşte tekrar açıklamalar veya eksik evraklar tamamlandıktan sonra tekrar gider. Ve nihayetinde mahkeme, hakim bunu inceledikten sonra herhangi bir eksiklik yoksa ana sözleşmeyi onaylar ve ticaret siciline kaydeder. Şirket kurulduktan sonra artık bankada hesap açılabilir. Bundan sonra tabii ki vergi dairesine, işte kamu düzeni, ordnungsamt dediğimiz daireye gönderilir. İlgilisine göre, yani çalıştığınız alana göre bunlar ilgili kurumlara, işte Sanayi ve Ticaret Odası, Industry ve Handelskammer'lara veya diyelim ki bir el işiyle zanaatkarları ilgilendiren bir iş yapacaksanız bunu da Handwerkskammer'lar dediğimiz zanaatkarlar, yani meslek odalarına gönderip kayıtlarını yaparlar. Veya meslek kooperatifleri var. Berufsgenossenschaften Schaften. Bunlara bildirilir. Bu şekilde işlemleriniz yürür. Bütün bunlar yapıldıktan sonra artık şirket kurulmuştur. Tüzel kişilik kazanmıştır. Rahatlıkla bundan sonra işte kira sözleşmesi yapabilirsiniz. Leasing, factoring gibi sözleşmeleri yapabilirsiniz. Depo kiralayabilirsiniz. İş yeri kiralayabilirsiniz. Bunların hepsini tüzel kişilik adına artık kimse temsile yetkili, o kişi yapabilir. Şimdi ben burada şunu hemen belirteyim ki benim tavsiyem Geschäftsführer dediğimiz genel müdürün Almanya'da olması mutlaka gerekiyor. Çünkü bu işlemlerin takibi gerekir. Hem mali açıdan, yani vergisel açıdan, hem de işlerin yürütülmesi açısından. Almanya'da birini de istihdam edebilirsiniz ama örneğimizde Murat Almanya'da oturuyordu. Almancası varsa onun Geschäftsführer, genel müdür olarak tayin edilmesini tavsiye ederim. Çünkü Almanya'da bir kişinin bulunması kendilerinin işlerini kolaylaştıracaktır. Videoyu uzatmama adına ben bu genel bilgileri vermiş olayım. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzla daha beraberdik. Başka bir videomuzda, başka bir konuda buluşmak üzere. İyi günler.